İstanbul, ah güzel İstanbul. Yüzlerce semt, mahalle ve mekan isimlerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız lütfen videoyu izlemeye devam edin. Garipçe. İstanbul'a en yakın köy diyebileceğimiz Garipçe, Sarıyer ilçesine bağlı bir kıyı yerleşimidir. Küçük, şirin ve sakin bir semt olan Garipçe, özellikle İstanbul'da yaşayan insanların hafta sonu kaçamakları için tercih ettiği yerlerdendir. Ünlü tarihçi Homeros'un Kalbidis adıyla andığı Garipçe, mitolojide lanetlenmiş kral Paynus'un yaşadığı yer olarak geçiyor. Saf ve yüksek kayalıklardan oluşan yapısı sebebiyle Akbabalar şehri, yani Girapolis diye de anılmaktadır. Köyde Bizans ve Osmanlı dönemlerinden tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Sultan 3. Mustafa tarafından yaptırılan Garipçe Kalesi bu eserlerin en büyüklerindendir. Karaköy. Bizans döneminden beri sahip olduğu liman ile ticaret ve eğlence merkezleri limanlarını elinde tutan Karaköy hala önemini koruyan yerlerden biridir. Fetih dönemine kadar Cenevizli tüccarların ticaret yaptığı bölge, fetih sonrasında Cenevizli, Venedikli, Katalan ve Osmanlı tüccarlarına, Rum, Ermeni, Gürcü ve Yahudi vatandaşlarına ev sahibi yapmıştır. Değerli izleyiciler, bu Karaköy 19. yüzyılın sonlarına doğru bankacılığın merkezi olmaya başlamış. 20. yüzyılda artan ticari aktivitelerle birlikte buraya liman gümrükleri ve deniz iskeleleri kurulmuş. Bölgenin şaşırtıcı güzellikteki tarihi mimarisi burada yaşayan milletlerin çeşitliliğiyle mümkün olmuş. Birçoğu koruma altında olan bu binalar büyük şehre göç ile çarpık kentleşmenin ortasında kalmışlardır. Buranın eski adı Karayköy'dür ve bölgenin ilk ahalisi Fatih Sultan Mehmet zamanında semte yerleştirilen Karay Musevileriydi. Kırım'dan gelen ve Tatar Türkçesi konuşan Karaylar, Yahudi din yasalarının temeli Talmud ve Tevrat tefsirlerini mukaddes metin saymıyorlardı. Sadece Tevrat'ı kabul ediyorlardı. Bu yüzden İbranice, kitapçı, okumacı anlamına gelen Karay ismini almışlardı. Tahmin edileceği gibi Karayköy zaman içinde Karaköy'e dönüşmüştür. Mecidiyeköy, çok değil bundan 50-60 yıl önce bile tutluklarıyla meşhur olan Mecidiyeköy, muhacirlere toprak vererek semti yerleşime açan Abdülmecid'den ismini almaktadır. Çünkü Abdülmecid'in saltanatı sırasında 1839-1861 yıllarında Osmanlı'nın sınırlarındaki yerleşimlerden göçenler İstanbul'a sığınmıştı. Onlara yer göstermek için de bu bölge seçilmişti. Merdivenköy. Göztepe civarında Merdivenköy'ün eski adı Bizans döneminde Kutsal Anneler Ülkesi anlamına gelen Aya Mamanos'tu. Semt Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayın süt, yoğurt ihtiyacını karşıladığı için Mandıra diye de anılmıştır. Bugünkü ismi ise halkının çoğunun Alevi Bektaşı olmasından ötürü imanına güvenilir anlamına gelen Merdi imandan gelmektedir. Ortaköy, antik çağda Akeon Arcion diye anılan semt, yeni ismini Bizans'ta 1. Basileus döneminde yaptırılan Ayios Fokas Manastırı'ndan aldı ve balıkçı köyü oldu. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman zamanında yerleşimin başladığı köye Dere Vadisi'nin ortasında olmasından dolayı Ortaköy adı verildi. Bir zamanlar köyün göbeğinden geçip denize dökülen dere ise Dereboyu Caddesi'ne döndü. Polonezköy. Polonezköy 1830 Polonya ayaklanmasında hükümet başkanı, sonra da Polonya sürgünlerinin lideri Prens Adam Czartoryski tarafından 1842'de kuruldu. Kurucusundan ötürü önce Adampol adını aldı. Başta Saint Bonnet Fransız Lisesi'ni yöneten Lazarist rahipler tarafından çiftlik olarak düzenlendi. İlk zamanlarında 12 kişinin oturduğu bu Polak köyü zamanla kalabalıklaştı. Şimdilerde ise ünlü kahvaltıcıları ve yemyeşil doğasıyla kentin arka bahçesine dönüştü. Sefaköy, küçük çekmeceye bağlı Sefaköy'ü 1800'lerin sonunda Bulgaristan Deli Orman'dan göç eden Kara Ömeroğlu İbrahim Safra kurmuştu. O zamandan beri Balkanlardan göç alan ve bugünkü Balkan göçmenlerinin yasa dışı semtin, yaşadığı semtin, özür diliyorum, ilk ismi Safraköy'dü. Safra olarak anılan yer zamanla şimdiki adını alarak Sefaköy olmuştur. Tokatköy, geçmişte mesire yeriyken sonradan sarayın av alanına dönüşen Beykoz'a bağlı bir yerin kaderi, padişahın iki dudağının arasından çıkan cümlelerle şekillendi. Rivayete göre Tokat Kalesi alınınca Fatih Sultan Mehmet çok heyecanlandı. Oraya hemen Tokat Kalesi'ne benzer bir kale yaptırdı. İçini çiçeklerle süsledi ve buranın adı Tokatköy olsun dedi. Vaniköy,
Anadolu yakasında Çengelköy ve Kandilli arasında yer alan semte Bizans zamanında Nikopolis, güzel kent deniliyordu. Şimdiki adını ise 17. yüzyılda yaşamış sofu bir Müslümandan anlattırız. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa din alimi Mehmet Efendi'yi Van'dan getirip buraya yerleştirdi. Vakit kaybetmeden semte cami yaptıran Mehmet Efendi, Van'dan gelen Vanlı anlamında Vani Mehmet Efendi olarak tanındı. Böylece buraya Vaniköy denildi. Yeniköy, antik çağlarda Neapolis Yenişehir adıyla anılan yöreye Bizans döneminde epey bol olan çilek bahçeleri ve koca yemiş ağaçları nedeniyle koca yemişlik anlamına gelen Komarodes deniliyordu. Burası fetihten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla kuruldu. İlk sakinleri Romanya'nın Geni bölgesindendi. Bu nedenle Geniköy olarak anılan köy Kanuni'nin buyruğu ile Yeniköy olarak anıldı. Rumlar ise bölgeye aynı anlamı taşıyan Nehorion dediler. Kıymetli takipçiler, devamı bir sonraki videoda. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.